Kur'an'da Allah bazı yaratılmışlar üzerinde yemin eder, üzerine. Bunları 10 başlık altında toplayabiliriz. 1. Kainata dair unsurlara yemin eder. Güneş, yıldızlar, ay gibi. 2. Zamana dair unsurlara yemin eder. Asır, gece, gündüz, sabah, kuşluk, ikindi vesaire gibi. 3. Yeryüzüne dair unsurlara yemin eder. Denizler, dağlar, kabirler, gün doğumu, gün batımı gibi. 4. Son saat ve kıyamet gününe dair unsurlara yemin eder. Vaat edilen gün, kıyamet günü, vel yevmil mev'ud da burada geçti. 5. Kur'an'a dair ait unsurlar üzerine yemin eder. Yol ve efendim, yani yol veren ayetler, fetheden ayetler, uyaran ayetler, müjdeleyen ayetler, rahmet ayetleri, hep bunlara yemin edilir Kur'an'da. 6. Öğrenmeye dair unsurlara yemin edilir. Çok ilginç değil mi? Kalem. Nun vel kalem ve ma yasturu. Kaleme, kalem şahit olsun, yazdıkları şahit olsun. Şimdi kalem şahit olduktan sonra yazar inkar etse ne olur? Ne olur, ne olmaz. Kalem şahit. Onun için her şey şahit. Ve 10.'sü şahitliğe dair unsurlar. 7 mi? Uzun atlama olmuş. Evet. Yaratılışa dair unsurlar. Yokluk, varlık, erkek, dişi, görülen, görülmeyen. Bunlara yemin edilir. 8. İnsana dair unsurlar. Kendini kınayan nefis, hayat denizinde yüzen müminler gibi. 9. Vahyin indiği mekana dair unsurlar. Çok ilginç. Mekke. Mekke'ye yemin edilir. Beytül Ma'mur. Beytül Ma'mur'a yemin edilir. Ve hazel beledil emin. Unutmayın. Efendim, incire yemin edilir. İncire yemin aslında vahyin indiği mekana yemindir. İncir değil. Zeytine yemin. Vahyin indiği mekan. Hazreti İsa'nın vahiy aldığı mekan. Sina'ya ve Tur-i Sinin. Yani vahyin indiği mekana yemin. 10.'sü şahitliğe dair unsurlar. Bu çok ilginç. Tanık, sanık ve şahitlik. İşte ve şahidim ve meşhud da olduğu gibi. Allah'ın yaratılmış bir varlığa yemin etmesi, onun şahit olacağını haber vermesidir.